Haftanın son basın özetlerine Washington Post'a başlıyoruz. Gazete, siyasi yelpazenin her iki kanadının geçen hafta yaşamını yitiren medeni haklar savunucusu ve Temsilciler Meclisi Demokrat Partili üyesi Elia Cummings'e veda etmek için bir araya geldiğini yazıyor. Gazete, Cummings'in hayatı boyunca eşitlik için mücadele ettiğini, bu nedenle Kongre'nin Kuzey Yıldızı ve ahlaki bel kemiği olarak tanımlandığını hatırlatıyor. Cummings'e son yolculuğunu uğurlamak için binlerce vatandaş Kongre'de toplandı. Yaklaşık 2 yıldır rahatsız olan ve 68 yaşında hayatını kaybeden Cummings, Denetim ve Reform Komisyonu Başkanı olarak Trump aleyhine açılan azil soruşturmasına önemli rol üstlenmişti. Washington Post bugün ayrıca İngiltere'nin başkenti Londra'nın 40 kilometre güneydoğusundaki bir sanayi mahallesinde bir tırın içinde bulunan 39 cesetin Çin uyruklu olduğunun ortaya çıktığını yazıyor. Habere göre İngiliz polisi büyük olasılıkla Avrupa ülkelerindeki limanlardan kargo konteynerlerine bindirilerek İngiltere'ye kaçırılan Çin uyrukluların insan kaçakçılarının kurbanı olduğunu kaydediyor. Bu İngiltere'nin şimdiye kadar karşılaştığı ve etkileri Belçika, İrlanda, Bulgaristan ve Çin'e kadar uzanan en büyük cinayetlerden biri. İnsan kaçakçılığı eğilimlerini takip eden uzmanlara göre ölenler ya köle işçi olarak çalıştırılan ya da Avrupa'ya kaçmak için para ödeyerek tehlikeli bir yolculuğa atılan kaçak göçmenler. New York Times'a Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'ya yapılacak Kongre onaylı 391 milyon dolarlık askeri yardımı Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Joe Biden hakkında soruşturma başlatması şartına bağlayarak askıya almasının Ukrayna ordusunu olumsuz yönde etkilediğini yazıyor. Habere göre siyasi düzensizlik içindeki Ukrayna, Rusya destekli ayrılıkçılıkla karşı mücadelede Amerika'ya bağımlı. Beyaz Saray'ın Trump'ın askıya aldığı yardımı daha geçen ay onaylamasıysa zaten güçsüz olan Ukrayna ordusunun daha da zayıflamasına yol açtı. Amerikan askeri yardımının askıya alınması, Rusya ile yapılacak müzakereler sırasında güçlü görünmeye çalışan Ukrayna'nın zayıflığını daha çok gözler önüne sermesi açısından da olumsuz bir etki yarattı. Los Angeles Times'a Kaliforniya eyaletinin farklı noktalarında devam eden orman yangınları ile ilgili haberi aktarıyor. Habere göre Kaliforniya şarapçılık sektörünün en önemli bölgelerinden Sonoma Vadisi'nde devam eden yangın 16 bin hektarlık ormanlık alanın kül olmasına yol açtı. Sonoma Vadisi'nde yaşayan 2000 kişi tahliye edildi. Rüzgar hızının saatte 112 kilometreyi aşması ise yangınla mücadele çalışmalarını engelliyor. Kaliforniya'daki en büyük enerji firması Pacific, 17 ilçede toplam 180 bine yakın abonesine elektrik hizmetini kesti. Yangınlar San Francisco ve Los Angeles civarında da devam ediyor. Eyalette 30 dereceye yaklaşan anormal hava sıcaklıkları ve düşük nem rüzgarla birlikte yangının yayılmasını en çok tetikleyen etkenler. Amerikan basından öne çıkan başlıkları aktardık. Amerikan gazetelerinin manşetlerini hafta içi her gün yayınlarımızda paylaşmayı sürdüreceğiz.